Ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yine aynı zamanda CHP listelerinden milletvekili adayı Cemal Enginyurt Çalar Saat'te. Şimdi sıradaki haberimiz Hüdapar. AK Parti içindeki Hüdapar çatlağı ama Hüdapar'la ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan yerliler, milliler demişti. Peki AK Parti içinde niye böyle bir tartışma yaşanıyor? İzleyelim, konuşalım. Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağı var değil mi? Diyor ki bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? Türkiye bayrağı mı denmeli evet, diyorsunuz? Evet, ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüdapar'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti listesinden milletvekili adayı olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Türk bayrağı ifadesinden rahatsız olduğunu söyledi. Türkiye bayrağı önerisine AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş de tepki gösterdi. Muhalefet de tepkili. Bu ülkenin bir anayasası var mı? Cunta anayasası da olsa. Evet. Bu anayasaya göre ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? İttifakımıza laf söyleyenler 84 milyonun bayrağını içine sindirememiş bir meczupla karşı karşıya Türkiye. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Sayın Erdoğan, bir elinde PKK var senin, tutuyorlar hala. Sağ elinde de Hizbullah var ya. Birisi bebeklerini bile öldüren bir kanlı örgüt. Öbürü de Gaffar Okkan'ı öldüren bir kanlı örgüt. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı olmalı diyen Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar için yerli ve milli demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hüdapar Genel Başkanı anayasanın değiştirilemez maddelerini de hedef aldı. Ve bizim teklifimiz budur. Diyoruz ki yeni anayasada değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir madde olmamalıdır. Anayasanın ilk dört maddesi milli varlığımızın kilidi, zırhı, zihniyetidir. Buna aykırı hareket edilmesi anayasa suçudur. Anayasanın ilk maddesi Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyor. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerini kapsıyor. Üçüncü maddede devletin üniter yapısı, resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti yazıyor. Dördüncü madde ilk üç maddenin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğini anayasal güvence altına alıyor. Siyasi partilerin eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Torunlarımız, torunlarımızın torunları da bu maddelere dokunamaz diye bir kayıt koymanın ne anlamı var? Kimin hakkı var buna? Anayasanın ilk dört maddesi üniter yapı, bayrak, ülkenin bütünlüğü, laiklik değiştirilebilir diyor. Karşımızda ülkenin bütünlüğüne karşı bir ittifakın mensubu var. PKK'nın Türkiye'ye dayattığı, silahla dayattığı birçok taleple Hüdapar'ın öncesi olan Hizbullah'ın talepleri hemen hemen aynı. Habertürk yayınında Zekeriya Yapıcıoğlu'na üniter yapıya, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık da içeren milletvekili yeminini edip etmeyeceği de soruldu. Bakacağız dedi. Vekil seçileceksiniz. Bu yemini edeceksiniz. Bakacağız. Nasıl olacak? AK Parti'de daha önce Hüdapar'a sahip çıkan Devlet Bahçeli de Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni açıklamaları karşısında şimdilik sessiz. AK Parti'nin Mersin 4. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in de Hizbullah davasında 30 Nisan 2009'da tutuklandığı, 6 Temmuz 2009'da tahliye edildiği ortaya çıktı.